Selam dostlar, bu videomuzda DT8 Ultra model akıllı saatin bir incelemesini yapıyoruz. Hepsi burada üzerinden Torimo satıcısından aldık. Ürün tam anlamıyla Apple Watch 8 Ultra'nın replikası arkadaşlar. Saatin çapı yazıyor 49 mm. DT8 Ultra model numarasını görebiliyorsunuz. Burada da markasının Torimo olduğu yazılıyor. Türkçe bir kullanma kılavuzu var. Ama yani saatin ağırlığı olsun, görüntüsü olsun bir premium saat görüntüsü veriyor dostlar. Bir tane de kablosuz şarj standı gönderiliyor. Üzerine bir tane ekran koruyucu jelatin koymuşlar. Bence şu Wear Pro logosunu buraya koymasalarmış o jelatini bile çıkartmaya gerek kalmazmış yani. Evet, direkt açıldı. Hello yazısıyla direkt saat geldi daha bağlantıyı kurmadan. Bakın şu anda saatin menüsü tamamen İngilizce arkadaşlar. Ayrıca saatin kendisi de şu an ayarlı değil. Telefonumuza Wear Pro uygulamasını indireceğiz ve saatimize eşleştireceğiz. Daha sonra hem Türkçe'yi göreceğiz hem de saatin normale geldiğini yani şu anki saati görebileceğiz. Wear Pro yükledik, açalım. Burada kabul edelim. İsimsiz giriş yap diyerek devam edeceğiz. Boy, kilo, doğum tarihini falan da girelim. Kaydet diyelim. Konum izinleri falan bunları veriyoruz uygulamaya girerken. Wear Pro uygulamasına ulaştık. Şu alt bölümde bakın cihaz kısmı var. Bu cihaz kısmına basıyoruz. Cihaz bağla kısmına bastıktan sonra Bluetooth'u etkinleştiriyoruz. Cihazı bağlaya gelelim. Bakın Smart Watch diye buldu. Acaba diyorum kolumdakini de mi buldu ama bir basalım bakalım. Evet, Bluetooth bağlantısı başarılı dedi. Saatimiz şu an 12.58. Burada da 12.58. Ayrıca gördüğünüz gibi tamamen Türkçe hale geldi. Bağlı olduğunu gördük. Tamam diyoruz. Buradan şu testi de yapabilirsiniz. Bakın cihaz bu kısmı var. Cihaz bastığımız zaman saatte bir titreme oluyor. Saat için burada bir izin daha istiyor. Bunu da saatle medya bağlantısı yapabilmeniz için eşleştirmeniz lazım. Eşleştir diyorum. Uygulamanın Türkçesi pek iyi değil. Translate'e çevrilmiş ama saat özelinde neler yapabiliriz onu bir bakalım. Kadran itme kısmı var. Bu tema bölümü arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir temayı uygulayabiliyorsunuz. Bayağı da fazla bir tema seçeneği var. Yani bayağı da güzel temalar varmış. Ya bir tane uygulayalım. Şu mesela böyle şeyleri seviyorum. Tamam diyeyim. Bunlara izin veriyorum. Evet, şu an yüklenmeye başladı. Saat yeniden başlıyor. Ve gördüğünüz gibi saatimiz ayarlandı mı? Hayır. Bağlantı yaptıktan sonra geldi tamam. Abi gayet güzel bir sürü tema var burada ya. Yani sonu gelmiyor bunun, devam ediyor. Şurada hareketli temalar bile var. Bakın burada fotoğraf kısmı var. Fotoğraf kısmında kendi istediğiniz fotoğrafı da ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir fotoğraf seçtim. Daha önce bir sahilde çektiğimiz fotoğrafı. Şu şekilde bir ayarlayalım. Şunu tamam diyelim. Yükseltmeyi başla diyelim. Gördüğünüz gibi yüklediğimiz fotoğraf direkt saat üzerinden artık görebiliyoruz. Ekran aydınlatma için elinizi kaldırım konusu var. Bu şekilde yaptığımızda ekran direkt açılıyor. Şu temayı değiştireyim bir tekrar. Yaptık. Tekrar açılıyor. Arama hatırlatması, arama geldiğinde saatinize titreşim ve ses olsun mu? Bunu soruyor. SMS hatırlatması, bildirimlerin izin verilmesi için. NFC dediği de temassız özellik ama temassız ödeme değil arkadaşlar. Temassız kartvizit veya e-posta bilginizi verebileceğiniz bazı cihazlarda çalışan bir özellik. Uygulama bildirimine bastığımızda bildirimleri etkinleştirmek için Wear Pro uygulamasının sizin telefonunuzdaki bildirimlere ulaşması gerekiyor. Onun için de bir izin vermemiz lazım. Wear Pro'ya geliyoruz. Bildirimlere erişime izin ver kısmını açmamız gerekiyor. Burada bir uyarıyla karşılaşacağız. Riskleri kabul edip 10 saniye sonra tamama basacağız. Bu şekilde Wear Pro'ya bildirimlere erişme izni veriyoruz. Buradaki uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Yani diğer uygulamalardan bildirim alma gibi bir durum yok. EKG'ye bir gelelim. Evet, şu an EKG ölçümü yapıyor sözde. Bakalım. Rapor görüntü de var. Ona basalım. Bu ne abi? Doktor değiliz ki. Bundan ne anlayalım? Bize rakamlar vermesi lazım. Her neyse. Sık görüşülenler favoriler. Yani buradan kişilerinizden favorilere ekleyip saatin üzerinden sık görüşülenleri de görebilirsiniz. Uygulamanın bu sağlık kısmına girdiğinizde bakın burada kalp herhangi bir şekilde ölçtürmedik. Saat üzerinden hemen bir tane ölçtürelim. Biraz yavaş ölçüyor arkadaşlar. 76-77 civarında direkt uygulama üzerinden de bunu görebiliyoruz. Bağlantıyı yaptıktan sonra müzik olsun, video olsun bütün sesler saatten geliyor. Mesela bir tane ben video açayım. Bakın şu anda açtığım videonun sesi saatten geliyor. Yani telefondan herhangi bir ses gelmiyor. Şöyle sesini biraz daha açayım. Şu an saatin hoparlöründen sesi duyuyorsunuz. Bakın müzik de saat üzerinden duyuluyor. Bunun çözümü nedir? Android telefonlarla Bluetooth ayarına giriyoruz. Burada Watch Audio'ya bağlanmışız. Bu bağlantı ayarına şuradan bastığımız zaman medya sesi kısmını kapatmamız gerekiyor. Medya sesini kısmını kapattığımızda artık saatten ses gelmeyecek. Direkt telefondan gelecek. Test edelim. Gördüğünüz gibi telefona geçti sesler. Ama aramalarda yine saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Salladım şunu arayalım. Şu an arıyor diyor. Saatten geliyor ses. Saatten gelmesini istemiyorsanız buraya basıp telefonu alabilirsiniz. Kordon dahil toplam 65 gram bir ağırlığı var saatin.
Şurada bir tane mikrofon var. Şurada yan tuşu var. Döner ayarlı. Oldukça iyi bir hissiyatı var dönüşlerde. Ayrıca bunu buton olarak da kullanabiliyorsunuz. Şurada bir buton daha var. Bu buton saat gösterirken uygulama kısasına erişip açık uygulamaları kapatabiliyorsunuz. Burada bir hoparlör var. Oldukça güçlü bir hoparlör. Az önce test ettiğimize göre bayağı bir yüksek sesi var. Ayrıca şurada da bir spor tuşu var arkadaşlar. Bakın bastığım zaman belirli spor programlarını buradan seçebiliyorsunuz. Arka bölümde sensörler var. Şu ortadaki metal olan kısım vücut sıcaklığını ölçmek için. Diğerleri de sağlık sensörleri arkadaşlar. Şurada bakın kordonları çıkartmak için bölümler var. Şuraya hafifçe basıp kordonları bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şöyle. Tekrar geri direkt bu şekilde takabiliyoruz. Şu yandaki ayarlama tuşuyla saatin temaları arasında geçiş yapabilirsiniz. Saat üzerinde temalar var. Ayrıca uygulamada da oldukça fazla tema var. Şimdi bunu sürekli böyle hani kolunuzdayken çevirdiğinizde bu kadranın değişmesini istemiyorsanız ekranın önüne uzun basıyorsunuz. Şurada kilit tuşu var bakın. Bu kilit tuşuna bir kere bastığınızda artık temayı kilitleyebiliyorsunuz. Artık değiştiremiyorsunuz yani. O kilidi açmak için tekrar bu şekilde basıp kilidi kaldırabilirsiniz. Soldan sağa doğru kaydırdığımızda böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Alt bölümde en son gelen bildirimin ilk 3 harfi gibi bir şey görebiliyorsunuz. Burada BT tuşu Bluetooth'u açıp kapatmak için. Yukarıdan aşağı indirdiğinizde ekran parlaklığını buradan ayarlayabilirsiniz. Şu alt bölümde de eğer telefonunuzda müzik çalıyorsa o müziği kontrol edebiliyorsunuz dostlar. Alttan yukarı doğru çektiğimizde de saatin menüsüyle karşılaşıyoruz. Telefon kısmında burada numaraya girip numarayla direkt telefonunuzdan birini arayabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi bu numarayı gireyim. Şöyle aramaya basayım. Gördüğünüz gibi direkt aramaya başlıyor arkadaşlar. Mesajlar kısmı aslında telefona gelen bildirimlerinizin listesi. Bu listeye ulaşabiliyorsunuz. WhatsApp olsun, Instagram olsun veya mesaj olsun. Geri gelmek için soldan sağa doğru kaydırıyoruz. Tansiyonu hadi bir deneyelim. Evet, tansiyonum da mükemmelmiş bu arada. İnşallah öyledir. Uyurken takılıysa kaç saat kaç dakika uyuduğunuzu buradan görebiliyorsunuz. Kronometreyi başlatıyorsunuz ancak bu ekranda kalmanız gerekiyor. Kronometrenin çalışabilmesi için herhangi bir geri çıkış yok. Yani arka planda çalışsaymış daha iyiymiş. Yani geri çıkmak için burada durdurmanız gerekiyor. Sesli asistana bastığınızda Google asistanı çağırabiliyorsunuz. Buraya bastığımız zaman direkt Google asistan açılıyor. Alarm buradan da direkt alarm kurabiliyorsunuz. Burada bekar bekar yazıyor. Ben bunu anlamadım ya çok. El feneri de ekranı tamamen bembeyaz hale getiriyor. Bir de hesap makinesi var. Oldukça işinizi görebilir bu. Telefon bul. Telefonla bağlıysa saat bastığınızda telefon bir zil çalmaya başlıyor. O şekilde telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Vücudunuzun kaç derece olduğunu arkadaki sensörden ölçebiliyorsunuz. Oyun kısmında bulmaca ve köstebek vurmak adında iki tane oyun var. Daha fazla oyun yok arkadaşlar. Soracak olan varsa bu tarafa geçirip oynayabilirsiniz. Gelen köstebekleri pat pat vuruyorsunuz. Ekran kapalı kısmı şu. Always on display modunda, yani ekranın süresi geçse de ekranda yine bir saat gösteriyor. Bunun stilini seçebiliyorsunuz veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Stil 2'yi bir seçelim bakalım. Bu şekilde bir stili var. Bunu tamamen de kapatabiliyorsunuz. Bu biraz bataryayı hızlı bitirir. Şu ekran kapalı şu seçeneği kapattığımız zaman gördüğünüz gibi tamamen kapandı ekran. Zil sesi ayarı arama olduğunda nasıl çalsın diye. Mesaj tonu. Bakın WhatsApp'tan bildirim geldi 15 yeni mesaj diye. Telefonunuzda nasıl görünüyorsa burada da öyle görünüyor. Şifre aç kapat da bir şifre atarsanız mesela buna biz 1 2 3 4 diyelim. Saati kapatırsak tekrar açtığımızda şifre isteyecek bizden. Gördüğünüz gibi. Şu an müzik açık. Müzik kısmına gelelim. Buradan ileri alabiliriz bakın. Bu şekilde müziği durdurup başlatabiliyoruz da. Şu bölümde de bir müzik kontrolümüz vardı hatırlarsanız bakın. Şimdi bu menü stilinde aslında tanıtımlarda çokça gördüğünüz stilleri ayarlayabilirsiniz. Mesela şuna bastığımız zaman stil 2 en çok görülen stil aslında. Burada menüyü bu şekilde görüyorsunuz. Ben stil 1'i ayarladım çünkü bütün hepsinin karşısında ne anlama geldikleri yazıyor. Bu menüde ayrıca şu tuşu kullanarak zoom yapabiliyorsunuz. Çok yaparsanız gidiyor ama. Menüyü daha iyi göstermek için bazı simgeleri iki kere koymuşlar. Örneğin bakın burada müzik var. Şu tarafa geçiyoruz. Burada da müzik var. Yani bunlara herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Ayrıca bunda herhangi bir uygulama mağazası da yok. Başka bir uygulama yükleyemezsiniz bunun üzerine. Burada ne varsa onlar var dostlar. Bilginiz olsun. Stil 3'e gelelim. Stil 3 de bu şekilde. 4'e bakalım. Bu şekilde uzun basıp da stil ekranına geri gelebiliyorsunuz. 5. Şimdi bir arama yapalım. Sesimizi duyuralım bakalım. Direkt şu an saate bağlı. Saatten sesi duyup sesi vereceğiz. Mikrofon saate bağlı yani. Bakalım. Efendim? Şu an sesim nasıl geliyor? Senin sesin mi? Evet, benim sesim. Biraz boğuk geliyor. Boğuk derken? Yani biraz daha uzaktan geliyor. Tamam, biraz uzaktan konuşalım. Şu an nasıl geliyor sesin peki? Yani normal telefon konuşmasından biraz daha az geliyor sesim. Anladım. Şimdi? Evet, şu an daha iyi. Saate alıyorum. Tamam. Şimdi nasıl? Şimdi tekrar uzak gelmeye başladı. Yani ses
Normal geliyor ama çok az geliyor sesim. Anladım. Peki uzaktan... şöyle mikrofona yaklaştırsam? Böyle normal gayet var. Anladım. Demek ki kolumla böyle yaklaştırsam beni duyabileceksin yani. Evet. Anladım. Ben. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Gördüğünüz gibi bu şekilde mesaj geliyor dostlar. Detayı göremiyoruz. Maksimum bu kadar görebiliyoruz. Devamını telefondan görmemiz gerekiyor. Mesela ben buradan 7000'i arayayım. Ara diyeyim. Vodafone Satın Alım Servisine hoş geldiniz. Buradan sesini kapatıp açabiliyorum. Şu an saat üzerinden duyuyorsunuz sesi. Bastığınız zaman çağrı sonlanıyor. Birkaç tane de şöyle tema bakalım. Ekran kalitesi burada çok iyi. Yani görüntü gayet güzel bence. Yani çok böyle kalitesiz, böyle Çin malı gibi görünmüyor şu ana ekran. Tabi menüye girdiğinizde iş değişiyor. Menü sıkıntılı. Buradaki yazı tipleri bile Çin malı olduğunu belli ediyor. Böyle bir tema var dostlar. Bu şekilde bir tema var. Acaba dedim bunları kullanabiliyor muyuz? Şöyle basayım şuna, müzik falan açılmıyor mu? Sadece asistan açılıyor arkadaşlar. Diğerleri açılmıyor. Görüntü sadece yani. Şimdi takacağım, bir 50 adım atacağım. Bakalım kaç adım gösterecek. 50 adım dedim ama yaklaşık 54 adım oldu. Bunu da 60 adım olarak saydı. Bence gayet kabul edilebilir bir değerde 60 adım. Şu kablosuz şarjı da bir deneyelim hemen. Herhangi bir USB girişine takıp şarj edebilirsiniz. Ben mesela burada 2.1 amperlik çıkışı olan bir powerbank'e bağlayacağım. Şöyle bıraktığımız zaman şarj olmaya başlıyor arkadaşlar. Bakın hem de böyle bir göstergesi de var. Ve arkası da bu şekilde mıknatıslı. Yani hafif oynatmalarda çok böyle gitmeyecektir. Bu şekilde şarj edebilirsiniz. Şurada bir de Samsung'un şarj aleti var. Aa, çalıştı. Çok iyi. Fiyatına bakarak yorum yapacak olursam gayet güzel bir saat. Hani fiyat performans ürünü olarak düşünebilirsiniz. Özellik olarak Apple Watch'ın yanına yaklaşamaz. Ancak şu görüntü açısından gayet alınabilecek seviyede bir saat. Eğer video size yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünü kullanıp sorabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.